geliyor mu oraya kadar? Günaydınlar. Okuldaki son haftam. Bayağı son haftam. Artık gidiyorum. Bir dönemin daha sonuna geldik. Bayağı bu hafta çıkacağım değil mi ben? Evet, evet. Bırakması çok zor geliyor. Şimdi kahvaltı yapmaya geldim. Birkaç işim var okulda, çevrede. Bugün onları halledeceğim. O yüzden Beşiktaş'a gitmemiz lazım. Beşiktaş'a gidip halledecek işlerimiz var. Son bir adet de kalmış ödevim var. Onu da orada bir yerlerde oturup bir kafede yaparım diye düşünüyorum. Öyle, bugünkü işimiz bu. Bitsin istemiyorum ya vallahi. Gerçekten gitmek istemiyorum. Devamlı bir bitiş hali mevcut ya bir de bu. Son 1,5 yıldır. Devamlı bir yerlerden taşın, yerleş, taşın, yerleş, taşın, yerleş. Çok zorlaşmaya başladı bu süreç benim için. Ama başlangıçların heyecanına odaklanacağım. Bu seferki mottomuz bu, bu seferki inancımız bu. Enerjimizi, neşemizi kaybetmeyeceğiz. Çünkü her zaman daha güzelini evliliyoruz. Böyle düşüneceğim ve bugünü yaşayacağım. Bugün Beşiktaş'la işlerimiz var. Çalışmayı bitirene kadar akşam oldu. Neyse, Beşiktaş'ta akşam manzarası görürsünüz. Sonra da okula dönerim, artık bir şeyler yemem lazım. So far away. Cool winds on me out by the shade. Selamlar. Gezdim, dolaştım. Çiftçi dükkanıma geri döndüm. Okula geri döndüm, oturuyorum. Akşam olmuş, gece vakti izliyorum bütün Boğaz manzarasını, köprüleri, Rumeli'sarını. Öyle bir gün sonu konuşması yapayım dedim sizinle. Bayağı kendi kendime geçirdiğim bir gün oldu. Böyle bir kendi kendime vakit geçirdim, ders çalıştım, video yükledim, iş hallettim. Zihnim sakinleşti, kendime vakit ayırdım. Yolda müzik dinledim, yol boyu işte şeylerden yürüdüm. Dolmabahçe Sarayı, artı Beşiktaş Meydan'a kadar. İyi geldi ya, seviyorum böyle vakit geçirmeyi. Bir yandan da videonun başındaki konuşmamdan anlayacağınız gibi bir şeylerin bitişinin hüznü var sanırım. Onu da böyle içimde yaşıyor gibi hissediyorum. Daha çok İstanbul'da vakit geçiriyorum, gezmeye çalışıyorum. Bir çeşit Nilüfer dilinde veda etmek gibi bir şey oluyor bu sanırım. Böyle yapıyorum çünkü ben genelde. Ama iyi hissettiriyor, huzurlu hissettiriyor. Bir yandan kendime şeyi de hatırlatıyorum. Şu anda büyük ihtimalle diyeceklerim pek mantıklı, anlamlı gelmiyor ama sonra anlayacaksınız ya da üstüne bir daha konuşuruz ama aslında veda da etmiyorum. Ama bir yerde vedaymış gibi hissettiriyor. Çok fazla bu dönem, hatta öncesinde düşünürsek göçebe hayatı yaşamış gibi bir şey oldum. Çok yabancı olduğum bir kavram değil. Bunun üstüne de belki bir gün konuşuruz ama biraz her şey çok üst üste geldi. Geçen sene belki bilenleriniz vardır, Süperdorm'da kalıyordum. Ondan sonra Süperdorm da el değiştirdi. O yüzden bütün öğrenciler oradan da çıkarıldı. Çok özlüyorum orayı bu arada. Düşündükçe, hatırladıkça bazen o küçük odamı, minicik bir odam vardı orada ama her şey yetiyordu yani orada. Yorgun argın döndüğümde günün sonu film izlediğim geceler, en sevdiğim cipsi alıp vakit geçirmem, yurttaki arkadaşlarımla ettiğim sohbetler, ağlamamdan gülmeme, bütün anılarımı özlüyorum oradaki. Çok çok değişti, güzeldi yani. Hiçbir şey değişmem. Orada yaşadığım her şeyi, o yüzden çok güzeldi. Benim için çok anlamlıydı.
Sonra orayı da terk etmek zorunda kaldım. Ayrılmak benim için çok zordu. Böyle bir işte hem gitmeye koşullu bir şekilde mekanlara, insanlara yaklaşıp hem de gidince çok üzülmek zorlayıcı olabiliyor. Çünkü orada bir çarpışık bir fikir var. Hem gidecek gibi geliyorsun hem de gitmeyecek gibi kalıyorsun. O yüzden çok zor oluyor. Neyse, ağır derin bir yerden girdim mevzuya. Sonra yurt krizinden sonra ne yapacağız? Nasıl barınacağız? Yurt yok. Gelip gidemem. Gitmek istemiyorum. Oraya ait olmak istiyorum falan filan derken biz eve çıktık. Bayağı tam o dönemde, herkesin ev sahibi olduğu dönemde ev tuttuk. Ama konumu dezavantajlı bir yerdeydi. Arkadaşlar izliyorsun, çok gülüyor şu an buradan. Konumunu pek sevemedik, alışamadık diyelim bu yüzden. Bir ay kadar orada yaşayıp oradan da çıkmak zorunda kaldık. Ama orayı da aslında bir yerde çok özlüyorum. Çünkü orada ettiğimiz sohbetler, geçirdiğimiz vakit, akşam çayımızı koyup içtiğimiz zaman ve saatlerce sohbet ederdik. Çok derin de konuşurduk. Eğlenirdik de, halay çektiğimiz günler de vardı. O kadar güzeldi ki. Onları çok güzel hatırlıyorum. Aramızdaki iletişimi de çok özlüyorum. Ne yazık ki evimizin konumu olmayacağı için oradan da çıkmak zorunda kaldık. Sonrasında tekrar yurtlara yerleştik bu sefer. İkinci, üçüncü yerleştirmelerden sonra başvurduk ve tekrar yurt çıktı sonrasında bize. Ve tekrar bir anda bambaşka güneyde bir hayatım oldu. Bu dönem burada kaldım. Çok güzeldi bu arada ya. Boğaziçi'nde güneyde yaşamak. Gerçekten Boğaziçi'nde yaşıyorum hissi veriyordu ve tamam, mükemmel değil sonuçta yurt hayatı. Böyle aşırı dramatize, harika bir tablo çizmeyeyim. İçin gerçekleri de var ama yine de mutluydum. Bir şekilde alıştım. Odamı sevdim. Manzaramı sevdim. Geçirdiğim vakitleri sevdim. O yüzden yine alıştım. Alıştım, gitmek istemiyorum. Ama tekrar çıkmak zorundayım yurttan. Onun sanırım böyle bir garip hüznü çöktü. Şeyden oldu ya. Değişim her zaman vardır. Ve ben bir yerde değişimi önceden kabul ederek girerim belli başlı şeylerin içine. Bu benim alışmış olduğum şema aslında bu şekilde. Bu hem zor bir şey hem de bir açıdan işimi kolaylaştıran bir şey. Çünkü başta gideceğimi kabullenmiş oluyorum bir yerde. Ama bu sefer değişimler çok hızlı oldu. Yani bir dönemin içerisinde 3 farklı mekan görmüş oldum. Çok fazla göçebe hayatı yaşamış oldum. Bu yüzden bu sefer değişim zor geldi. Bu yüzden yoruldum ve bu sefer olduğum yerde kalmak istedim. Ama demek ki böyle olması gerekiyormuş. Her zaman daha güzelinin geleceğine inanıyorum. Öyle olacak. Böyle üşüdüm. İçeri geçeceğim sanırım artık. İyi geceler diliyorum bu akşamdan size. Açı ben de bilmiyorum ama bugün yurttan gidiyoruz. Eşyalarımı topladım. Çok yoruldum eşya yüklerken. Ay. Hadi bakalım. Bay bay 5 numaralı dolap. İçinde bir şey kalmış mı son kez bakıyorum. Yok. Hoşçakalın. Kaçıyorum. Tipim mahvoldum, öldüm. Hadi gidelim. Hoşçakalın.